Pandemi sürecinin ilk gününe bakalım isterseniz. Çin'de bu vaka çıktığında tartışılıyordu işte. Türkiye çok hızlı hareket etti. Sağlık Bakanı 2020'nin Ocak ayında bir bilim kurulu oluşturuyoruz dedi. Biz de açıkçası çok olumlu karşıladık onu. Çünkü adı üzerinde pandemi, tüm toplumun o mücadelenin içerisinde olması gerekiyor. Bireylerin, kurumların, sivil toplum örgütlerinin, meslek odalarının ve tabii bunların en üstünde de bir bilim kurulu olması gerekiyor. Ama maalesef Ocak ayında vakalar yokken, hiçbir şey ortada yokken o söylenen sözler vakalar artmaya başladığı andan itibaren değişmeye başladı. Sağlık Bakanı, kendisinden büyük umutlar beklenen Sağlık Bakanı üzerindeki hekimlik gömleğini çıkarttı. Adeta sadece siyasetçi gömleğiyle kaldı. Ve ondan sonraki günlerde maskede işte toplum maskeye ulaşamıyorken çıktığı ekranlar karşısına işte Amerika'ya maske gönderiyoruz, İngiltere'ye maske gönderiyoruz diye siyasi bir rant peşine düştü. Yani toplumun sağlığını korumak yerine buradan siyasete ne alabilir, ne ütebilir mi derdine düştü. Biliyorsunuz ilk vaka dezenfektan ve maske olayıydı. İşte maalesef bu ülke 65 yaş üstüne postayla kolonya ve maske gönderdi. Ama evde tuttu onları. Ev yasağı gelmişti hatırlayalım. Yine maske döneminde yurt dışına maske gönderirken vatandaşlara gönderemedi. Sonra tuttu onu postaneden yani PTT kanalıyla göndereceğiz dedi. Onu yapamadı. Covid'de insanların birbirine yakın olmaması gerekiyor. İşte mesafe, maske ve hijyen diyoruz ya. Siz maske gönderiyorum derken insanları birbirine yakınlaştırdınız. Ve en sonunda da eczanelerden ücretsiz maske verilmesi kanalıyla bu iş bitti. Bunu niye hatırlatıyorum? Çünkü aylarca bu sorun yaşandı bu ülkede. Yani Covid'in ilk başlangıcında önemli olan tüm konular, konu başlıkları maalesef bir kaosla devam etti. Sonra PCR testinin çok kıymetli olduğu ortaya çıktı. Evet bir hijyen gerekiyor, evet maske gerekiyor ama bu arada da temaslı insanların bu temas noktasında izole edilmesi gerekiyordu. Ama o tarihlerde hatırlayın PCR testi yeterince yapmadılar, özele sevk ettiler. Özelde de genelge yayınladılar, 250 liraya yapacağız dediler. Ancak Sağlık Bakanı'nın kendi hastanesi dahil olmak üzere en az 350 lira PCR testi yaptılar. Yani vatandaşı ücretsiz bir test yapıyoruz derken paralı test yapar hale geldiler. Sonra testlerin neticesinde insanların bir izolasyona, karantinaya alınması gerekiyordu. Yine sizlerin görüntülerle, gazete ve basın aracılığıyla yaptığınız haberlerde vatandaş test için hastaneye gidiyordu ve belli ki Covid'li her şartı, fiziksel şartı Covid'li olduğunu gösteriyordu. Ancak o vatandaş araçlara ya da herhangi bir özel bir ulaşım sistemiyle değil, toplu taşımayla evine döndü. Ne oldu? Bir kartopu hikayesi gibi. Siz vatandaşı aksine o kalabalığın içerisine atıyorsunuz. Covid'li olduğunu bildiğiniz kişiyi ulaşımla, toplu taşıma sistemiyle gönderiyorsunuz. O arada herkesi Covid'li hale getiriyorsunuz. Bu anlattığım yöntemlerle bir yıl geçti. Bir yılın sonunda Türkiye gibi, işte dünya gibi Türkiye'de sonuçta bir tecrübelendi. Yani Covid'le mücadele nasıl yapılır öğrenildi. Ne yaptı diğer ülkeler? Bir karantina tedbirleri aldı. Yani kapanma denilen şeyi. İşte bir kısım ülkeler 2 hafta yaptı. Bir kısım ülkeler 3 hafta yaptı. Ve sonuçta o yükselen grafiği aşağıya doğru çekti. Peki Türkiye ne yaptı? O bir yılın sonunda tecrübelendi dediğimiz Türkiye uygulama olarak ne kapanma, ne kapatma, ne kapatmama böyle absürt yani Türkiye'deki işte Cumhurbaşkanı sistemi gibi ele yüze gelmez acayip bir yöntemler belirlemeye başladı. Yani
AVM açık, park kapalı. Toplu taşıma yöntemlerine baktığınızda keza aynı şekilde insanlar iç içe. İşte 65 yaş üstü evinde otursun dediler. Ama döndüler, asıl bulaştırıcı olan kesimlere hiçbir müdahale yapmadılar. İşçiler özellikle, sanayide çalışanlar. Aşılama başladı, aşılamada da keza aynı şekilde. 65 yaş üstünü aşıladılar ama ev hapsine devam ettiler. En çok insanlarla diyalogda olan kesimler, yani sağlıkçılar evet doğruydu önce aşılanması ama daha sonra örneğin kuryelerin aşılanması gerekiyordu. Onlar yapılmadı. Kalabalık çalışma ortamlarında işçiler göz ardı edildi. Baktığınızda bir kargaşa, gelişi güzel, sistemsiz bir pandemi yönetimi oldu. Bu işin bilimsel tarafı, hani dedik ya başta Ocak ayında bir bilim kurulu kuruldu ama sonra anladık ki o bilim kurulu bu kararları almıyor. Bilim kurulunun zaten böyle bir karar alma ihtimali de yok. Bu kararların hepsini Tayyip alıyor. Yani ülkedeki pandemi yönetimi bilimsel değil, Tayyipsel bir yönetimle geçirildi. Tüm yönetim şekli Tayyip'in karar vermesiyle gitti. Maalesef bilim kurulu sadece adı kaldı. Ne içerik itibariyle ne de bir başka yöntem itibariyle bilim kurulunun etkisi olduğu kanaatinde değilim. Tabii onlar bilim kurulu 3 maymunu oynadı. Hiçbir konuda bir açıklama yapmadılar. Yani Sağlık Bakanlığı örneğin bir bilim kurulu üyesi kalkıp da ey Sağlık Bakanı sen kendi koyduğun tedbirlere uymuyorsun. Sen neden kongreye gidiyorsun? Sen neden kalabalık cenaze törenlerine gidiyorsun diyemedi. Şimdi bilim kurulu bir karar aldığında bunun uygulamasını görmesi gerekiyor. Ama maalesef siyaset bilim kurulunda üzerinde korkunç bir baskı yapmış oldu. Bu işin sağlıksal boyutu. Bir diğeri de bu işin ekonomik boyutu var. Hani demin yurt dışında kapamalardan bahsettik ya 3 hafta ciddi bir kapama yaptılar. Ama bu arada vatandaşa evinde otur dediğinde senin geliri ne kadar? Örneğin asgari ücretle %90 oranında asgari ücretini ödedi vatandaş. İş yerini kapat dediğinde onun kirasını ödedi, vergisini almadı. Ancak Türkiye'de özellikle yiyecek içecek, işte alkollü işletmeler 14 ayı geçkindir kapalı. Sadece arada işte son artık bıçak kemiğe dayandı. Sürekli itirazlar, vatandaş intihar eder hale geldi. Öyle olunca Cumhurbaşkanı bir açıklama yaptı. 3.000 ile 5.000 arasında bir yardım yapacağız dediler. Tabii bu parayı siz 14 aya böleceksiniz. Böldüğünüzde 300 lira gibi bir rakama düşüyor. Ayda 300 lirayla o işletmelere destek verdiler. Ama bu o işletmelerin ayakta kalması ya da açıldığından sonra işletmeye devam etme ihtimalini sıfırlıyor. Böyle bir şeyle mümkün değil ki ayakta kalabilsinler. Peki yurt dışında nasıl yapıldı? Yurt dışında bir önceki yıldaki cirolarının belli bir oranında bunlara destek verildi. Yani kargaşa da olmadı. Hani bazen deniliyor ya işte kahvecilere şu kadar yardım yapıyoruz ama siz gidiyorsunuz hangi kahveciyi sorsanız kıraathaneciye bize bir yardım gelmedi diyor. Çünkü kime verdiği belli değil. Onların da kayıtları yok. Ama bu sistem bahsettiğim gibi bir önceki yılda yaptığı ciro kadar bir ciro üzerinden yardım yapılsa o zaman hiç kimsenin bir meselesi olmaz. Herkes sonuçta dönüp dolaşıp ya bir pandemi var hepimiz bu koşulların içindeyiz. Biz o yüzden de bir dayanışma içerisinde bunu halletmemiz gerekiyor diye bakar. Ama baktığınızda böyle bir dayanışma yok. Yani salgın bile bu ülkede ekonomisi alt kademede olan vatandaşlara destek vermeye neden olmadı. Çünkü başına ne tür bela gelse de bugünkü hükümet sürekli beşli müteahhite paralar aktardı. Yani ülkede var olan kaynakları sadece bu müteahhitlere vermiş durumda. Bu da rakamsal veri olarak da ortada. Ülkede vatandaşlara verilen yardıma baktığınızda gayri safi milli hasılanın %1,5 oranında. Halbuki gelişmekte olan ülkelerde bu en alt kademe %2,5. Türkiye'de %1,5 vermiş durumdalar. Ancak beşli müteahhite, beş çete dediğimiz müteahhitlere verilen paraya baktığınızda dünyada en çok kamudan iş yapan müteahhitler olarak listelerde ön sırada ortaya çıkıyor. Bu da şu gözüküyor, buradaki kaynakların
Yani ülkede var olan vergiyle verilen kaynakların hepsinin Beşli Çete'ye verildiğini de göstergesi. Bu helallik istenilen kesimin bu konuda yorum yapması gerekiyor. İşte iki gün önce ben Adana'da bir kahvehaneye gittim. Kıraathane diye tabir edilen. İşte kahvecinin sahibi de oradaydı. Oda başkanları da oradaydı. Yine bu konu geldi. Oda başkanı dedi ki, ya ben dedi helallik vereyim vermeye de ben çocuklarımın helalliğini nasıl yapacağım? Ben çocuklarıma helallik nasıl vereceğim? Yani öyle bir hale geldik ki bizim yanımızda çalışanları ilk 3 ay, 4 ay, 5 ay düşündük. Onlara elimizden geldiğince yardım yapmaya çalıştık. Ama 7. 8. aydan sonra biz artık kendi evlatlarımıza bakmaya başladık. Evimde elektriğim yok diyen esnaflar, özellikle sokak çalışanları, müzisyenler, bunlar günlük geçinen insanlar. Bunlar kendi çocuklarına, kendi evlerine tencerenin içerisine konulacak bir sebze meyve alamaz hale gelmiş durumdalar. O yüzden helallik kelimesi siyaseten bu halkla dalga geçmek gibi bir şey. Bunu FETÖ'de da yaptı. İşte Allah affetsin dedi. Bu belki soyut kavramlarda olabilir de ama bugünkü Türkiye'de, bugünkü ekonomide böyle helallikle hallolacak bir şey değil. Vatandaş diyor ki benim cüzdanımda eskiden 3 lira 5 lira da olsa bir para vardı. Şimdi çocuklarımın fotoğrafı var. Bir de kime ne kadar borcum var diye ola ki ölürüm başıma bir şey gelir. Cüzdanımda o liste dursun. En azından belki çocuklarım o borçları kapatır diye bir dönem yaşıyoruz. Esnaf Cumhuriyet tarihinde ilk defa yardıma muhtaç hale gelmiş durumda. Belediyelerin yaptıkları yardımlara bakın, korkunç sayılar. Neredeyse esnafın %90'ı şu anda parasal demiyorum, erzak yardımına muhtaç hale gelmiş durumdalar. Böyle bir Türkiye'den bahsediyoruz. Böyle bir Türkiye'de yapacağınız helallik istemek değil, ülkenin var olan kaynaklarını buraya aktarmak. Bu salgın 100 yılda bir gelir. Eğer devlet devletliğini yapacaksa, zaten soyut bir kavram devlet. Somutlaştığı dönemler ne zamandır? Kriz dönemleri, savaşta, işte salgında. Böyle bir dönemde kaynaklarını bu ülke vatandaşlarına harcamak zorunda. Zaten vatandaşın kendi parası o. Aşırıda ilk günden bu yana toplumu yanıltıyorlar. Hatırlayın, ilk dönemler işte 2020'nin Eylül ayıydı. Aralığa kadar 50 milyon aşı gelecek. Aralığın ilk günlerinde aşılamaya başlayacağız diye Sağlık Bakanı açıklama yapmıştı. Biz de o gün demiştik ki Çin'den böyle bir anlaşma yapmış olabilirsiniz ama bir ülkeye kendinizi bağlamayın. Birkaç ülkeyle daha anlaşma yapın, çeşitlendirin diye. Ancak maalesef o gün o söylediklerimizi iyi niyetli görmeyip işte vay Çin'le anlaşma yaptık diye bize laf söylüyorlar diyenler daha sonra ya Çin bize aşı göndermedi, verdikleri sözü tutmadılar diyebildiler. Çin diye bahsettiğim Çinli firma açısından, Sinovac açısından söylüyorum. Sonuçta diğer ülkelere baktığınızda, bugün sorun yaşamayan ülkelere baktığınızda çok çeşitlendirerek aşılarını tedarik ettiler. Bir firmada sıkıntı çıkınca diğer firmadan aldılar. İkinci sorunları da şuydu. Tedarik anlamında firmanın kendisiyle anlaşma yaptık dediler ama daha sonra arada bir aracı firmanın olduğu ortaya çıktı. Biz o gün de söyledik. Aracı firma olabilir. Bunda bir beis yok. Yani birçok firma zaten bir distribütör kullanıyor ama bunu sakladılar. Sonra ortaya çıkan tabloda orada bir gizli gizem, rakamları saklamak ertesinde sorunun büyümesine vesile oldu. Yani daha sonra verilen sözlerin yerine getirilmemesinde bu tür tartışmaların da etkisi oldu. Sonuçta Sağlık Bakanı sürekli biz diğer ülkelere göre daha çok aşı yapıyoruz demesine rağmen ülke aşılama oranı açısından bakıldığında benzer ülkelerde en alt noktalara geldi. Sebebi de şu, kısa sürede aşılama gerekiyordu. Yani 50 milyon aşı gelecek dediğinde hiç kimsenin itirazı olmadı. Çünkü çok kısa sürede çok kitlenin aşılanması gerekiyor. Ama maalesef 50 milyon aşı yerine 1 milyon aşı, işte 120 milyon aşı gelecek dediğinizde toplam 10 milyon aşı geldi. Ve son kertede de yani bugün itibariyle söyleyelim 12 milyona yakın, yani 11 milyon küsür yakın
insan aşılanmış durumda. Bu da toplam aşılama oranına baktığında yeterli bir aşılama oranı değil. 8'de 1'e tekabül ediyor. Türkiye'deki Suriyelileri kayıt dışılarda dahil ettiğimizde bu da pandemi için bir bağışıklık oranı değil, yeterli bir bağışıklık oranı değil. Buradaki tehlike de şu, ilk gün aşılananların antikoru belki de kalmayacak diğer aşı geldiğinde. Ülke aşılamayı cekli caklı sözlerle maalesef heba etmiş durumda. Bakıldığında belki 3 defa belki 5 defa Mayıs ayında tüm aşılama bitecek dediler. Ama maalesef Mayıs ayı itibariyle böyle bir görüntü yok. Şimdi de Haziran diyorlar. Muhtemelen Temmuz olacak, Eylül olacak. Aşılama oranına baktığımızda biz günde 2 milyon aşı yaparız dedikleri yerde şu anda 200 bin bile aşılama olmuyor. O açıdan bu da pandemide büyük başarısızlıkların bir maddesi olarak duruyor aşılama. Olacak şey şu, bir, tüm dünyada aşı üretimi arttı. Bir tecrübe ve deneyim de kazanıldı. En azından artık etken maddeler bulunur hale geldi. O açıdan her ne kadar gelişi güzel söylemiş olsalar da Sağlık Bakanlığı işte şu kadar aşı gelecek, bu kadar aşı gelecek dese de sonuçta Haziran'dan sonra tüm dünyada aşı fazlalığı oluşacak. Daha rahatlaşacak piyasa. O açıdan aşıya muhtemelen Haziran'dan sonra Türkiye daha fazla sayıda buluşacak ve vatandaşların aşılama sayısı artacak. Ancak bu süre çok uzatılmaması gerekiyor. Yani aşı bulunduğunda toplu halde yüksek oranda gelmesi gerekiyor. Eğer siz bu aşılamanın arasına 6 ay gibi bir mesafe koyarsanız ya da 1 yıl toplumsal bağışıklık yapma şansımız olmaz. O zaman her mutasyonda Türkiye'de tekrar pik yapacak. Maalesef Sağlık Bakanı hem sayıları saklayarak yani yalan beyanlarla işte vaka sayısını saklayarak ya da diğer bulguları saklayarak bu süreci taşıyamaz hale gelmiş durumda. O nedenle belki de izolasyonu ve karantinayı daha doğrusu aşıların gelme tarihi itibariyle yapmak gerekiyor. Ama maalesef baktığımızda işte yine turizm sektörüne ilişkin bir planlama yapılıyor. O açıdan salgının genel seyrinin dünyada düşmesi ve tüm dünyada aşının artmasıyla Türkiye rahatlar. Diğer türlü bu yöneticilerin becerisiyle Türkiye'de pandeminin rahatlama ihtimali yok. Bunun en tipik göstergesi de şu, geçen gün Sağlık Bakanı Perşembe günü bilim kurulu toplayacağız dedi. İşte muhtemeldir ki Alman aşısıyla işte Türk bilim adamının içinde çalıştığı BioNTech aşısıyla ilişkin 90 milyon anlaşma yaptık dedi. Bunu da dedi işte bilim adamımız çıkıp söyleyecek dedi. Kendisine olan güvensizliğin farkında. O yüzden artık kendisi de söylemez hale geldi. Çünkü Sağlık Bakanı'nın söylediğine bakarsanız 130 milyon Çin aşısı gelecek, 100 milyon Rus aşısı gelecek, işte 90 milyon Alman aşısı gelmiş olacaktı. Bunları topladığınızda ülkeye hayli hayli yetecek ama hala baktığınızda gelen aşı sayısı 25 milyonu geçmiş değil.